Ozan Zeybek nasıl görüyorsunuz bu mücadele öncesi iki takımın son durumunu? Fenerbahçe'nin müthiş bir kazanma alışkanlığı var. Ne ligde ne Avrupa'da puan kaybetmeden sarı lacivertler bir beraberlik dahi almadan yoluna devam ediyor. Trabzonspor ise çok sancılı bir sezon başlangıcı yapmış olmasına rağmen son iki maçtan dört puan aldı ve kalesini gole kapattı. Çok skorer. Fenerbahçe'ye sizce problem çıkarabilir mi bordo mavilik? Kalesini gole kapattı diyorsun mesela Trabzonspor için. Abdullah Avcı'nın geldiği belli oluyor. Evet. Yani en büyük özelliklerinden biri önce kaybetmemek, gol yememek. Zaten e, yarım gol bulduğunda kazanmak demektir. Abdullah Avcı'nın en büyük felsefelerinden biri bu. Trabzonspor'a ilk geldiğinde şampiyonluktan bir önceki sezonda aynı şeyi söylüyordu. Önce gol yememeyi, yenilmemeyi öğrenip ondan sonra kazanmayı öğreneceğiz diye bir felsefesi vardı. Ee, onu uygulamaya tekrar başladı. Tabii elindeki kadro bu, bu kez istediklerini yapabilmeye mümkün mü değil mi bunu zaman gösterecek. Teknik adamın gelişi fark yarattı diyebilmemiz için birkaç haftaya daha ihtiyacı var Trabzonspor. Ama bugünkü maç bir anda o birkaç haftayı 4-5 haftalık periyodu öne çekmiş olabilir. Neden öne çekmiş olabilir? Hani Amerikan filmlerinde izleriz ya kokpiti böyle pilot kalkışa geçecektir. Houston burası delta 16 izin istiyorum der ya kalkışa geçiyorum. O da buradan Sabiha'ya giderler. Trabzon için avcı 61 kalkış için izin istiyorum der. İşi değiştirebilir. Ee, şöyle bir algı var. Fenerbahçe ne kadar çok maç kazansa da rekorlar kırıyor olsa da sanki Fenerbahçe ciddi rakiplerle oynamadı diye eleştiren bir küçük de olsa bir grup var yani. Futbol izleyicisi açısından hangi takımı tutarsa tutsun bu Fenerbahçelilerin kendi içinde de var. Bazı Fenerbahçeliler de aynı görüşte. Eleştiri değil, tespit de diyebiliriz bunu. Şimdi tespit olabilmesi için dokunma şey olması lazım. Böyle dokunulabilirlik olması lazım. Bu böyle bir göreceli bir kavram. Bir hı. duman gibi düşün bunu. Görürsün ama ispat edemezsin veya e, e, zapt edemezsin. Hı hı. E şimdi bugün belki bunun neticesini alabiliriz. Trabzonspor'u hangi pozisyonda olursa olsun ciddiye almayacak bir kamuoyu da futbol izleyicisi de olduğunu zannetmiyorum. Özellikle de böyle yeni bir kan, yeni bir ee, ruh haline bürünmüş Trabzonspor varken bugün e, Fenerbahçe'yi zorlayacağını düşünüyorum. <laughs> Abdullah Avcı'nın e, Türk futbolundaki yani bazı Teknik adamları, maçları izlediğimizde bu antrenör takımı deriz. Teknik adamın fark yarattığı ortaya çıktı deriz. Satranç oynadı deriz. Anadolu tabiriyle rakip teknik adamı üttü deriz. Bazı özellikleri var. Yapabileceği şeyleri biliyoruz. Ama elinde kadronun en üst verimini alması lazım. Çünkü kadroları kıyasladığımızda ne kadar eksik olursa olsun Fenerbahçe, arada bir kaldo kalite farkı görüyorum. Bugün, en önemli konulardan biri benim için Fenerbahçe'yi değerlendirirken şunu söylemek istiyorum. Bana desen ki yani artık oturmuş bir 11 var gibi konuşuluyor ya Fenerbahçe'nin kalecisi belli. Ee, i̇şte işte stoperleri Ciku Bekao, bir Ferdi, bir bek Osay Samuel diyoruz. Ortada İsmail Fred, kanatlardan birine İrfan Can'a ver İrfan Can olabilir, Cengiz olabilir. Diğer tarafta Tadiç. Ee, orta sahanın önünde Simanski ve ileride Ceko olarak hep bu ideal 11'i diyoruz ve genellikle de bunu kullanıyor. Ciddi maçlarda veya rotasyon diye, rotasyoncuk diye adlandırdığımız olayların dışında bunları kullanıyordu. Bana desen ki bu 11'den değişmezlerini seç. Hani mesela Galatasaray'ı konuşurken Icardi'siz Galatasaray sıkıntı olabilir. Abu, Bakarsız Beşiktaş sıkıntı olabilir diye düşünebiliriz. Ama ben Fenerbahçe'de değerlendirirken stoperler, Ciku, Beka, önlerinde de İsmail fret olsun, diğerleri ne olursa olsun diye net konuşabilirim. Yani kaleci Novakovic olmaz, İrfancan olabilir, hiç fark etmez derim. Bekler eee olabilir, Osterwold olabilir, Ferdi olabilir. Hangi bekleri değerlendirdiysen bugüne kadar forma şansı bulduysa hepsi olabilir diyebilirim. Fret'le İsmail'i değiştirmiyorum. İki tane stoperi değiştirmiyorum. Bunların yanına İrfan İrfancan mı oynuyor, Cengiz mi oynuyor, Emre Mor mu oynuyor, Kent mi oynuyor, hiç fark etmez. Tadiç mi oynuyor? Yani yine değiştir. Ceko çok katkı sağlıyor. Ceko mu oynuyor? Batşuay mı oynuyor? Umut Nair mi oluyor? Fenerbahçe istediğini son dakikada olsa o sağdan alır. Ama bu dörtlü olmazsa olmazıydı benim için. Hı hı. Sezon başından beri söylediğim konu. O dörtlünün yani, üçü yok bugün. Bugün üçü yok. Sen dört ayaklı bir masayı düşün. Dört ayaklı bir masa. Düşün bak bir tanesi kapanmış. Anında bir denge bozukluğunda işin değişeceği apaçık ortada. Şimdi bugün stoperler kimler oynayacak diye tahmin ediyoruz. Biz Wolde ve Samet. Samet oynayacak diye. Şimdi Samet gözden çıkarılmışken milli takımda güzel oynayan, iyi oynayan, takdiri hak eden bir Samet izledik. Ama akabinde geldi Fenerbahçe ile e, takımında tekrar forma şansı buldu. Ee, i̇lk maçında klasik, çok basit bir hata yaptı. Yani paldır küldür diye tabir edilen e, oyuncular vardır böyle hani. E, Başka nasıl bir onlara sıfat bulabiliriz? Şimdi bakıyorum bugün Samet'te de aynı özellik var. Oslar de de aynı özellik var. Oslar nereden buldunuz kardeşim? Bu paraları veriyorsunuz dendi. Oslar o son bu sezon özellikle başladığımızda evet. ve son haftalarda özellikle hücum hattındaki aksiyonlarıyla takdir topladı. Yani iş yapacakmış. Demek ki bunda bir şey varmış dendi. Ama biz Oslar bugüne kadar hiç stoper mevkinde savunma, net savunmacı olarak izlemedik. Bek oyuncuları. Diğer takımlarda da var. Adamı bek oyuncusu olarak alıyorsun. Mesela Galatasaray'ın beki var. Evet. Ee, Angelino mu? Evet. Nasıl ismi nasıl Angelino. Angelino. Mesela adamın diyorlar ki savunma özelliği yok. Savunmacı diye alındı ama değil mi? Do doğru mu? CV'sinde savunmacı diye yazıyor. Şimdi Oslar Wallen'in de savunma özelliğinden ziyade hücum özelliği öne çıkan bir oyuncu. Özellikle fiziksel gücünden dolayı fark oluşturmaya başlamıştı bu oyuncu. Ama stoper mevkinde şimdi e, Trabzonspor'un o kulesiyle nasıl baş edecekler merak Uluğaçı. ediyorum. Nasıl baş edecekler bu oyuncular merak ediyorum. E, şimdi gelelim ön tarafa. Fret yok. E, İsmail fretsiz ne yapacak bugün? Şimdi e, bir vefa borcuymuş gibi İsmail Kartal'da da Zayz takıntısı var. Sanki bir vefa ödüyormuş gibi. E, Zayz'ı daha çok kullanıyor ama... Abdullahoğlu'nun takımına karşı oynuyorsam ben dirençli bir orta saha ile çıkarım. Zayisin teknik kapasitesi yüksek olabilir, top kullanma veya şut çekme özellikleri olabilir ama ben bugün kullanacağını düşünmediğim halde söylüyorum Zeki abi, İsmail Crespo ile başlarım. Daha dirençli bir orta saha ile. Zaten skor bulma ihtimali olursa Fenerbahçe'nin ilerleyen dakikalarda Zaysa da süre verebilirsin. Biz yıllardır hep konuşuruz ya böyle bir. Güzel iyi stoper bulduk mu iyi ikili uçe hök deriz. Hı hı. Bu artık kalıplaşmış belki 20-30 yıl sonra bile söylenecek bu. Ben Fenerbahçe'nin yıllar sonra ilk defa stoperlerin uyum içinde olduğunu görmüştüm. Bekao, Ciku anlamında. İlk haftalarda bu Bekao'yu nereden buldunuz? Ciku acaba boş mu çıkacak dedik. Ciku belki de performans anlamında öne bile geçtiği maçlar oldu. Evet. Değer kattı yani kendi değerine de değer kattı. takımında büyük katkı sağladı. Geçen sene Jesus takımındaki en büyük hata neydi? Eksik neydi? Hata demeyeyim eksik neydi? Takım halinde ve mevki anlamında savunma işini iyi yapamayan Fenerbahçe vardı. Skor buluyordu. Bu kez Fenerbahçe her şey mevkisine yerine sahip çıkıyordu. Herkes. Herkes savunmacı savunma işini yapıyor. Orta saha orta saha işini yapıyor. Hücum attı hücum işini yapıyor. Bu da ne yapıyor? Hücumcular sen tadici düşün. Geriye gelmeyen bir tadici var. İrfan Can'ı düşün. Geriye gelmeyen bir İrfancan var. Bir tek Simanski gel gitler yapıyor. Hem ofansa hem defansa yardımcı oluyor ama hücumcuları düşündün mü? Ceko'ya, Tadice, İrfan Can'a kardeşim benim arkamdakiler sağlam zaten. Ben sadece skor düşüneyim diyordu. Fenerbahçe bu sezon ilk defa takım halinde savunmayı da düşünmek zorunda kalacak. Çünkü gafil alınabilir Trabzonspor'a karşı. O yüzden bu tarz riskleri var. Ama sonuç olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin tamam eksikleri var. ...maçı kaybeder mi diye düşünüyor musun diye sorarsan da... ...ben Fenerbahçe'nin yine bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin skor bulma olayı... ...Fenerbahçe için basit. Hava almak gibi, yemek yemek gibi anlatabildim mi? Yani klasikleşmiş artık, oturmuş, rutine bağlamış bir olay. Ama savunma anlamında ne yapacağı çok önemli. Ee, İsmail Kartal'dan daha çok, Abdullah Avcı'nın dersine daha çok çalıştığını düşünüyorum. Çünkü buradan nasıl, bu zaaflardan nasıl yararlanırım diye düşünecek bu maç 2-3 hafta önce olsaydı Fenerbahçe'nin o ideal diye saydığım kadro mevcut olsaydı Trabzonspor'un bugün biz işte çıkış yakalayabilir mi? Trabzonspor'un için de bir dönüm noktası. Trabzonspor buraya moralli geldi. Böyle gözden çıkarılmış gibi bir sezon vardı. Bugün Fenerbahçe'den 3 puanla Kadıköy'den 3 puanla dönerse Trabzonspor yeni sayfa açar. Ve lig biraz daha dengeler değişir diye düşünüyorum. Ama Bielisa'nın bıraktığı takım <laughs> Ee, Abdullah Avcı geldikten sonra kara gümrük maçını izlediğimde hiçbir risk e, pardon hiçbir e, rakipte hiçbir şey oluşturamayan atak yani bir şutu bile yok desem yeri vardır Trabzonspor'un. Evet. Tehlike oluşturamayan bir Trabzon'u izledikten sonra sanki şampiyonluk yarışı çok zormuş gibi. O, o gün şunu düşünüyordum ya Trabzon bu sene üçüncü bitirirse o maçı izledikten sonra Karagümrük gümrük maçını şampiyonluk mertebesi gibi olur. Üçüncü bitirirse çünkü diğerleri aradaki çok futbol ve kalite farkı hem oynanan hem oyuncu farkı çok açık apaçık çok büyük bir fark var ama bugün bir dönüm noktası için çıkacak onlar da sahaya. Benim gözümde maçın favorisi Trabzonspor, Fenerbahçe Trabzonspor'un ne yapacağını çok merak ediyorum.